Beral Akşener'in hiçbir özelliği yok kardeşim. Dışarıdan bir projedir. Bir projenin Türkiye'deki yansıması. Amacı MHP'yi bölmek. Alacağı oy 1.0 virgül bilmem ne. Aa, şimdiden söylüyorum alacağı oyu. Bir de onu Cumhurbaşkanlığına aday yapacaklar. Aleykümselam. Hiç kimse kalmadı. Memleketin anahtarlarını Amerika'nın eline teslim ettirecekler yani. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, söz konusu siyaset. Erkek oğlu erkekler dururken kala kala bir kadın mı kaldı oy verecek? Ne? Meral Akşener'in özelliği ne? Özelliği ne kardeşim? Bana bir tanesi böyle bir ciddi özellik koysun ortaya. Geçmişte yaptığı bir şey varsa onu koysunlar. Bugünkü özelliği ne? Onu koysunlar. Hiçbir şey yok. Kadınlığından başka kullanacağı hiçbir yer yok. Ki yaşı zaten 60 olmuş, kadınlığında da hayır kalmamıştır da. Bizi böyle konuşturmayın ya. Amerika'nın projesi. Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanı yaptıklarında Tansu Çiller'i başbakan yaptırdılar. Süleyman Demirel'e yaptırdılar. Benim o dönemde Doğru Yol Partisi'nde olan birçok arkadaşım partiyi terk etti. Geçelim. Meral Akşener'i de öne ittiler. Yani Türkiye'de siyaseti yozlaştırmaya yönelik. Tabii de kadın hakları bilmem neler neler diye partiler de bu hatayı yapıyorlar. Bakanlarını bilmem kadın yapıyorlar. AK Parti'yi ben o yüzden eleştiriyorum. Bir sürü kadını dolduruyor oraya. Ne derdin ne ya? Ne yapacak kadın başıyla yani? Sen ciddi bir savaşa soyunuyorsan kadınlarla yapılacak iş değil o. Ha burada kadını hor gördüğümden falan değil. Hadi milletvekili olsun. Orasını anlarız birazcık. Başbakan yapmak, bakan yapmak da neyin nesi oluyor? Yani.